Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde noktalama işaretlerini işleyeceğiz. Noktalama işaretleri sevgili arkadaşlar yazıda karışıklıkların önüne geçmek için, yanlış okumayı gidermek için, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için cümlelerin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, sözün vurgu ve ton gibi özellikleri belirlemek için kullanılan işaretlerdir. Biz noktalama işaretlerini kaybedersek cümledeki bütün anlamları da kaybederiz. Noktalama işaretlerde ilk olarak noktadan başlıyoruz. Nokta. Herkesin hemen bildiği işte cümlenin sonuna nokta konur. Bu sabah çok erken uyandım. Nokta. Eğer bir soru cümlesi, ünlem cümlesi değilse bunların sonuna nokta konur. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştur. Nokta gibi. Şimdi kısaltmaların da biz sonuna nokta koyuyoruz. Bazı kısaltmaları sonuna nokta koyuyoruz. İşte ne dedik? İşte cad dedik, caddeyle kısaltılmışı. İşte albayı kısaltılmış. İngilizcenin kısaltılmış. Profesörü kısaltılmış. Doktoru kısaltılmış. DR. SF sıfatın kısaltması gibi. Yalnız burada aralarına noktalama işareti koymayacağımız kısaltmalar da var. Mesela büyük harflerle yapılan bu kısaltmalarda. Şöyle derken, TBMM derken aralarına noktalama işareti koymuyoruz. Sevgili arkadaşlar, sayıların sonuna sıra bildirmek için inci ince anlamında noktalama işareti koyabiliriz. Diyor ki dayım var bu apartmanın 10. katında. Bak sıralama bildiriyor. Sıra. 10. anlamında. Bağdat 4. Murat zamanında fethedildi. Bak 4. Murat derken sıra bildiriyor. Şimdi bu inci anlamında kullanılan sayılar arka arkaya verilirse hepsinin sonuna nokta koymamıza gerek yok. Arka arkaya verilen sıraladıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncusuna, sadece en sonunda belirttiğimize nokta koyuyoruz. Diğerlerini virgülle ayırıyoruz. Törene 5, 6, 7 ve 8. sınıflar katıldı derken 5. 6. 7. diye aralara nokta koymuyoruz. 5, 6, 7 ve en son söylediğimiz sıranın sonuna noktayı koyuyoruz ve devam ediyoruz. Bir de bazen yazılarda maddeleri gösteriyoruz. İşte bir sıralama yapıyoruz değil mi? İşte 1 şu, 2 bu veya 1 2 yerine Roma rakamlarda kullanabiliriz. 1. 2. 3. ya da A maddesi, B maddesi diye devam edebilir. İşte bunlara da biz ne koyuyoruz? Görüldüğü gibi nokta koyuyoruz. İşte A nokta, işte B virgül gibi böyle bir sıralama yapıyorsak bunların sonuna da görüldüğü gibi nokta koyuyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, tarihlerin yazılışında bu en sık karıştırılanlardan birisi gün, ay ve yıl ayırmak için araya nokta koyuyoruz. Bazı arkadaşlarımız nokta yerine iki nokta kullanıyor. Hayır arkadaşlar. Gün, ay ve yıl ayırmak için araya nokta koyarız. İki nokta kullanılmaz. Şimdi ama eğer tarihi ayı ile birlikte vermişse bu sefer hiçbir noktalama işareti koymayacağız. Bak rakamlarla verdiği zaman gün, ay ve yıl ayırmak için burada görüldüğü gibi nokta koyduk. Fakat eğer şu şekilde olsaydı Atatürk Okası 1938'de vefat etti. Bak aralarına nokta koymuyoruz. Eğer nokta konulursa alttaki örnekte olduğu gibi bu yanlıştır. Yapılmaması gerekir. Ve sevgili arkadaşlar, aynı şekilde tarihe ayırdık. Saat ve dakikaya ayırırken de bunu bazı arkadaşlarımız diyor ki dijital saatlerde ama öğret benim iki nokta üst üste var diyorlar. Hayır arkadaşlar. Saat ve dakikayı ayırırken de saat ve dakika arasında iki nokta değil nokta işareti kullanılır. Toplantı yarın 13.30'da başlayacakmış. Sınav pazar günü 9.15'te yapılacak gibi arada ne koyduk? Nokta işaretini koyduk. İki nokta konulmaz. Bir de biz biyografik künye. Künye dediğim şey bir eser. Eseri künyesi. İşte yazarı. Ondan sonra eserin adı. Yayın yeri. Yayın tarihi. Yayın yeri gibi ifadelerde hepsinin arasına virgül koyuyoruz. Yani künyeler farklı şekillerde de yazılabilir. Ama her zaman bakın yazarın adından soyadı da yayın evinden
yayın yerinden hepsinin arasına virgül koyduk ve dikkat edin, künye bitince sonuna da nokta işaretini koyduk. Bir de bu matematikte 4 ve 4'ler çok rakamlı sayıların sorulduğu sayılmak üzere üçlü gruplara ayırırken araya ne yapıyorum? Nokta koyuyorum. Mesela 745.450, 14.365 gibi araya ne koydum? Nokta işareti koydum. Evet sevgili arkadaşlar. Bir de noktayı matematikte çarpma işareti olarak da kullanıyoruz. Çarpma işareti 9 çarpı 3 eşittir 27 gibi. Şimdi gelelim virgüle. Virgül bizim işte eş görevli sözcüklerin arasında gelebilir. Mesela demiş ki ne dedik? Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında. İki katlı, bahçeli, mavi boyalı bir evleri vardı. Bak iki katlı, bahçeli, mavi boyalı. Hepsi de arasına koydum? Virgül koydum. Burada ne yaptı? İşte evin nasıl olduğunu söyledi. İki katlı olduğunu, bahçeli olduğunu, mavi boyalı olduğunu söyledi. Aslında bunlar kullanım itibariyle birer sıfattır. Sıfatlar arasına koydum? Virgülü koydum. Aynı görevde oldukları için. Herkes fırtınada, karda, soğukta korkar mı? Ne yaptı? Bak fırtınadan, virgül, kardan, soğuktan korkar mı derken ne yaptı? Dolaylı tübeşleri birbirinden ayırırken araya virgül koydu. Bir de sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ne demek sıralı cümle? İşte birden fazla yüklemi olan cümlelere biz sıralı cümle diyoruz. Aslında virgülün görevi burada iki tane cümleyi birbirine bağlamak olarak görülüyor. Bakalım. Tıpkı şuradaki gibi. İyilik et komşuna, iyilik gelsin başına. İyilik et komşuna, bu tarafı görmediğimiz zaman buraya kadar bir aslında cümle. İyilik gelsin başına, burası da bir cümle. İki tane cümleyi birbirine bağlarken araya ne koydum? Virgül koydum. İşte bu boyalarda boyalarla oynamış, boyalardan yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Boyalarla oynamış bir cümle. Boyaları yüzüne gözüne bulaştırmış iki cümle. Bu iki cümleyi birbirine bağlarken araya virgül koydu. Niye? Üst üste gelen cümleler, sıralı cümleleri birbirine bağlarken sevgili arkadaşlar aslında bunların birer tane ayrı cümle olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bu cümleler arasına virgül koyduk. Bir de bazen uzun cümlelerde yükleme uzak düşen öğeyi göstermek için ki genelde biz bunu özelerde yaparız. Virgül kullanılır. Çünkü burada şöyle bir şey olmasın, anlam karışmasın, neyin ne olduğu, kimin yaptığı, ettiği belli olsun, karışmasın diye yükleme uzak düşen öğeye. Şimdi diyor ki, Yaşar virgül, o dar ve patika yollardan geçip yıllar önce terk ettiği köyüne özlem dolu bir şekilde dönüyor. Bak gayet uzun bir cümle. Şimdi dönen kim bunu anlayabilmek için sevgili arkadaşlar uzun bir cümle, uzun cümle olduğu için ne yaptım? Özleden sonra virgülü getirdim ki anlamda bir karışıklık olmasın diye. Bir sevgili arkadaşlar bizim ara söz dediğimiz bir söz var. Ara söz ya da ara cümle. Ara söz ya da ara cümle açıklama yapılan yerdir. Biz bunun bir açıklama olduğunu belirtmek için iki virgül arasında gösteriyoruz. Ne yapıyorum? Ara söz ya da cümleye iki virgül arasında gösteriyorum. Örneğe bakalım hemen anlaşılacak. Hiç kimse onun yani Tamer'in suçlu olduğuna inanmıyordu. O dediği kişinin kim olduğu hakkında kısa bir bilgi vermiş bize. O dediği kişinin Tamer olduğunu göstermiş. Onu açıklamış aslında. Ara söz açıklayıcı bilgi veriyordu. O zaman sevgili arkadaşlar ben virgülü ara sözlü göstermek için bakın hem başına hem sonuna koyuyorum. Ara sözün hem başına hem sonuna koydum. Ahmet okula yeni gelen çok hızlı koşabiliyor. Ahmet'le ilgili bir açıklama yapıyorum. Ahmet'in okula yeni geldiğini belirtiyorum. Ahmet yani okula yeni gelen sanki yani anlamı varmış gibi. Okula yeni gelen dedik. Ahmet hakkında bir bilgi verdik. Çok hızlı koşabiliyor dedik. Şimdi sevgili arkadaşlar ben bu ara sözü de çıkarsam cümlede herhangi bir şey olmaz. Ahmet çok hızlı koşabiliyor. Fakat hangi Ahmet olduğunu açıklamak için bir
ara söz kullandım. Hem ara sözün başında hem de sonunda virgül kullanıyorum. Sevgili arkadaşlar, bir de bizim aktarma cümlelerimize, tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerde arkadaşlar, bunun bir aktarma cümle olduğunu göstermek için cümleden sonra virgül koyduk. Ne diyorum? İşte genelde demek eylemiyle birlikte kullanılıyor. Genellikle bu şekilde kullanılıyor. Çadırları şu düzlüğe kuralım dedi. Aynen alıntı bir cümle. Aktarmada kullandım. Bakalım başarılı olmak için çok çalışmalıyız diyor. Bak demiş, bir şey söylemiş. Söylediği sözü aynen aldım. Aynen bir aktarma yaptım. Değiştirmedim. Biz buna işte doğrudan aktarmalar da diyebiliyoruz. Burada ne yapmış? Diyor'dan önce, demek eyleminden önce virgül koymuş. Yani bizim aktardığı sözün hemen sonuna virgülü koyuyoruz. Bir de sevgili arkadaşlar, konuşma çizgisinden önce de virgül kullanılabilir. Burada iki noktada kullanılabilir, virgülle kullanılabilir, tercihe göre. Diyor ki Ahmet Usta Çırağan'a konuşma çizgisi var, bakın konuşma çizgisi var. Konuşma çizgisinden önce virgül kullanılabilir. İki noktada kullanılabilir. İkisi arasında seçeneklere bakarız. Hangisini kullanmışsa onu cevaplayabiliriz. Bakalım evladım 13-14 anahtarı ver dedi. Bakın burada hem kısa çizgiden önce kullandı virgülü, hem de bu bir aktarma cümle olduğu için dediden önce cümleyi bitirdikten sonra virgülü de kullandı. Bir de sevgili arkadaşlar, virgülü nerede kullanıyoruz? Onay, kabul, red gibi ifadelerden hemen sonra. Evet, hayır, peki, elbette, pek tabi, tamam, olur, hay hay, baş üstüne gibi onay ya da red bildiren ifadelerden sonra kullanıyoruz. Olur, bu yıl tarlaya çavdar ekelim. Bak ne yapıyor? Onaylıyor, onay bildiriyor. Olur, virgül, bu yıl tarlaya çavdar ekelim. Evet, ikimiz de geliyoruz sinemaya. Bak ne yapıyor? Onay veriyor. Tabii seni de anlıyorum, bir onay. Peki senin istediğin gibi olsun, bir onay. Ya da şöyle diyebilirdi. Hayır, senin istediğin gibi olmaz deseydi bu sefer ne yapacaktık? Red bildirmişti. Hayır da sonra da yine virgül koymamız gerekirdi. Onay ya da red bildiren sözcüklerin hemen ardından virgül işaretini koyuyoruz arkadaşlar. Bir kelimenin kendinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için kullanılır. Yani kısaca şunun işte arkadaşlar. Anlam karışıklığını önlemek için. Sevgili arkadaşlar, buna benzer bir şeyi anlatım bozukluklarında da görüyoruz. Anlam karışıklığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu şeklinde. İşte virgülün kullanılmamasından vesaire diyoruz. Şimdi bakalım. Genç doktorun odasını sordu. Genç doktorun odasını sordu. Şimdi burada bir anlam karışıklığı var mı yok mu bakalım. Diyor ki, şimdi odayı soran mı genç yoksa doktor mu genç? Burada bir karışıklık var. İşte biz bu karışıklığı öğrenmek için eğer odayı soranın genç olduğunu biliyorsak o zaman ne yapıyorum? Genç'ten sonra virgül koyuyorum. Bak, genç doktor mu yoksa genç mi doktoru sordu? Bak, genç doktorun odasını, genç doktorun odasını sordu. Sordu, yüklemde mi? Kim sordu? O. O genç doktorun odasını sordu gibi bir şey olur. Burada doktor genç olur değil mi? Peki şöyle olsaydı. Genç doktorun odasını sordu. Sordu yüklem. Soran kim? Genç. Bak özde burası oldu bu sefer. Değil mi? Yani birinci cümlede şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Soran kişi farklı. Sorulan doktorun genç olduğu anlamı çıkıyor. Fakat burada eğer gençten sonra virgül kullanırsak sevgili arkadaşlar, bu sefer de soran kişinin genç olduğu ortaya çıkıyor. Tıpkı şuradaki gibi. Diyor ki yaşlı ağacı kesti. Şimdi yaşlı olan yaşlı ağaç, yaşlı olan ağaç mı yoksa kesen mi ağaç? Eğer şöyle deseydik, yaşlı virgül ağacı kesti deseydik, ağacı kesenin yaşlı olduğu anlaşılırdı. Fakat yaşlı ağacı kesti dediğimde, evet, kesen kişi mi yaşlı yoksa ağaç mı yaşlı? Burada bir anlam karışıklığı meydana geliyor. İşte bu karışıklığı önlemek için de hemen ne yapıyorum? Virgülü kullanıyorum. Arkadaşlar, kitaplardan sonra da biz virgül kullanıyoruz.
Özellikle bakın şu mektuplarda hitaplar var ya işte. Sevgili anneciğim virgül. Değil mi? Hitaptır bu. Veya diyor ki çocuklar müziğe girerken sırayı bozmayalım. Ne yapıyor? Çocuklara hitaben bir şey söylüyor. Ne yaptı? Hitap kullandı. Çocuklar virgül müziğe giderken sırayı bozmayın dedi. Hitaplardan sonra mektuplarda sık sık görüyoruz zaten. Ya da işte bu şey hitapları da bu konuşmalarda falan işte sayın müdürüm, sayın valim, işte sevgili arkadaşlar gibi bu tür hitaplar hemen akabinde virgül kullanılıyor. Bir de arkadaşlar biyografik künyelerde yani bu eser adlarında nokta içinde söylemiştik bunu. Sonuna nokta konur demiştik. Peki aralara ne koyuyoruz? Bakın künyelerin arasında yazar adından sonra, eser adından sonra, yayın evinden sonra, basıldığı yerden sonra hepsinin arasına ne koyuyorum? Virgül koyuyorum. Ayırıyorum. Yazarı bu, eserin adı bu, yayın evi bu, yayınlandığı yer bu, tarihi bu diye hepsini ayırmak için aralarda virgül kullandım. Künye bitti. Künyenin bittiğini göstermek için de daha önce de söylemiştik. Nokta kullanıyoruz. Arkadaşlar metin içinde ve veya yahut bağlaçlarından önce ya da sonra virgül kullanılmaz. 4 veya 5. sınıf 5. atışında oku hedefe isabet ettirir derken buraya herhangi bir noktalama işareti koymuyorum. Eğer bunlardan önce ya da sonra noktalama işareti varsa orada bir noktalama yanlışı vardır demektir. Arkadaşlar metin içindeki tekrarlı bağlaçlardan önce ya da sonra da virgül kullanılmaz. Mesela bağlaca bakalım hem bağlacını kullanmış hem gider hem ağlar. Bakın buralarda herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz. Ya kirayı öde ya da dükkanı hemen boşa bak. Ya bağlacını kullanmış gördük mü? Bunların arasında herhangi bir noktalama işareti konulmaz. Tekrarlı bağlaçlardan önce ya sonra asla işaret koymuyoruz. Bizim ikilemelerin arasında da bir işaret gelmiyordu. İkilemelerin arasında da herhangi bir işareti, noktalama işaretleri konulması bir noktalama yanlışıdır demiştik. Tıpkı burada da olduğu gibi. Zaman ağır ağır ilerliyordu bak. Ağır ağır bir ikileme. Herhangi bir noktalama işareti konmaz. Ama şöyle deseydi, zaman ağır virgül ağır ilerliyordu deseydi bakın. Zaten okurken de bir yanlış var. Zaman ağır ağır ilerliyordu. Zaman ağır ağır ilerliyordu diye olması lazım. İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti konulmaz. Şart ekinden sase'den sonra da virgül konulmaz. Şart ekinden sonra da virgül konulmaz. Sıkı giyinmezsen virgül dışarı çıkmana izin veremem deseydi buradaki virgülü yanlış kullanmış olurdu. Bakınız ne diyorum? Şart eklerinden sonra, saseyden sonra virgül kullanılmaz. Tıpkı fiilimsilerde kullanılmadığı gibi. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılanlar DDA bağlacından sonra da virgül kullanılmaz. Hiçbir işaret kullanılmaz. Sen razı olmasan da oraya ben de geleceğim. Bak DDA burada ikisi de bağlaç görevinde. Bağlaçların önünde ya da sonunda virgül ya da herhangi başka bir noktalama işaretini kullanmıyoruz. Bunlara dikkat edelim. Bunları genellikle hangisi de işte noktalama işareti yanlış kullanılmıştır. Yazım yanlış vesaire gibi sorularda noktalama ile ilgili karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar yine aynı şekilde metin içinde zarf fiilekleri, zarf fiilleri biliyoruz değil mi? Kenyalasiye. Kelimelerden sonra da ne yapıyoruz? Virgül koymuyoruz. Süleyman yanımızdan koşarak geçti. Bak virgül koymuyoruz. Selam verip odasına gitti. Virgül kullanmıyoruz. Fiilimsilerden sonra da virgül kullanılmaz. Başka bir noktalama işareti kullanılmaz arkadaşlar. Bakalım aşağıda virgülün görevleri ve bu görevlerle ilgili örnekler verilmiştir. Hangisinde diyor bir yanlışlık vardır. Bakalım diyor ki anlam karışıklığını gidermek için kullanılır demiş. Bununla ilgili bir örnek vermiş. Diyor ki o virgül adamı her zaman sinirlendirir. Doğru mu kullanmış bakalım. Virgülü burada kullanmamış olsaydık o adamı her zaman sinirlendirir olurdu. Ve bu sefer o adamı işaret eden bir şey olurdu ki bu o zaman yanlış olurdu. Bakın sinirlendirir yüklem. Sinirlendiren kim? O. Burada gayet açık seçik bir şekilde
özneyi belirtmiş. O zaman anlam karışıklığı yok. Bu doğru. Hitaplardan sonra virgül kullanılır. Hitaplardan sonra sevgili öğrenciler, değerli meslektaşlarım gibi. Hitaplardan sonra bakın size yarın uğrarım dedi. Burada bir hitap var mı? Hayır arkadaşlar. Burada hitap yok. Ne var? Bir doğrudan aktarma var. Tırnak içinde verilmeyen doğrudan aktarmalarda özellikle dedi, demek gibi fiillerde kullanılır demiştik. Bunlardan önce virgül kullanılırdı. Fakat burada hitaptan sonra demiş, burada hitap yok. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği oldu. Evet sevgili arkadaşlar, doktorlama işaretlerde bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.